İskilip'in Sesi Televizyonu'ndan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu haftaki konuklarımız kendi esas alanlarıyla, branşlarıyla birlikte anıldığı gibi... ...onun dışında spor alanında da İskilip'te çok büyük etkileri olan... ...çok büyük isimler olan iki tane e, konuğum var. Çok büyük başarılara imza atmış. Onlarla birlikteyiz. İskilip'in spor alanındaki başarılarını, başarıyı getiren etkenleri... E, buna nelerin sebep olduğunu ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini, bugünün durumunu bizlere anlatacaklar. Onlardan dinleyeceğiz. Bu hafta bize biraz işim daha rahat. Çünkü her iki konuğumda alanlarında dop dolu. İnanıyorum ki anlatacakları sadece bu programla falan bitecek gibi değil. Ondan önce dün Ulu Önder atamızın ölüm yıl dönümünü andık aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen fikirleriyle, öngörüleriyle, bize direktifleriyle o dönemde o dar alanlarda savaş sonrası ülkemizde gerçekleştirdikleriyle bugünü kıyasladığımızda, geldiğimiz noktaya baktığımızda öngörüsünün ne kadar güçlü olduğunu, geleceğe ne kadar iyi tahmin edip kurguladığını daha iyi ortaya çıkarabiliyoruz, daha iyi anlayabiliyoruz, daha iyi görebiliyoruz. Ee, ulu önderimiz yani Allah'ın bize o savaş yıllarından sonra çıktıktan sonraki bir lütfu olarak e, bizim yüzümüze baktığı için gönderdiğini düşünüyorum. Onun için Allah'a şükrediyorum ki öyle bir liderimiz oldu. Mekanı cennet olsun onu diliyorum e, ve tekrar hem e, ulu atamızı hem e, mesai arkadaşlarını, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Konuklarımızdan birisi hepinizin bildiği gibi Orman İşletme Müdürlüğü'nün emekli avukatlarından Mehmet Dimici abimiz. Diğer konuğum aynı zamanda okul arkadaşım, sanat okulundan. Biz sanat okuldayız değil mi? Evet. Meslek lisesi değil, o zaman değil. meslek lisesi yoktu, sanat okulu vardı. Sanat okulundan hem okul arkadaşım hem o zamandan devremiz, mal müdürlüğünden emekli Mustafa Kuşkuz. Namı diğer vali. E, Avukat Mehmet abimizi e, benim yaşıtlarımın çoğu e, avukatlığından çok sporcu ve kimliğiyle tanıyacaklardı. E, Avukat Mehmet Dimici dediğim zaman sanırım abi birçok insanın pek e, düşünür kim acaba diye de e, ama voleybolcu Mehmet Dimici dendiği zaman e, ya da voleybolcu Mehmet abi dediği zaman e, birçok insan tanıyacaktır. Bunda sadece abimin iyi spor oynaması, şey voleybol oynaması, ahlakı, dürüstlüğü, o zamanki çabaları, gayretleriyle birlikte İskilip'in de gelmiş olduğu spordaki yıldız noktanın da büyük etkisi var diye düşünüyorum. Hakikaten ben o dönemleri hatırlamaya çalışıyorum. Her iki konuğum da bunu çok iyi ifade edeceklerdir burada. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu, yani güncelimizin büyük bir çoğunluğu sporla geçerdi. Onları anmakla, izlemekle ben voleybolu hala çok severim. İzlemeyi daha çok seviyorum. Pek becerim olduğu söyleyemem çıktım ama birkaç tane maça. İzlemeyi hala fırsat bulduğunda izlemeye çalışırım. Ve bunda her iki üstadımızın da, her iki sporcumuzun da büyük katkıları var diye düşünüyorum. Mustafa Kuşközü sorarsa onu da çoğu kimse Mustafa Küçükgöz olarak tanımaz ama Vali dendiği zaman, sayın valim, evet. <laughs> memleketin büyük bir çoğunluğu bilir. ve e, izleyenlerin de hepsi bu sözüme iştirak edeceklerdi. E, voleybolu en güzel oynayanlardan sahanın neresinde olursa olsun eski e, tanımlamamızda küt vuran e, bir arkadaşımızdı. Ve o zaman e, lise arkadaşlarımız alınmasın, liseyi sahalardan sildiğimiz yıllardı. Evet. Yani e, bir tarafta e, mutlaka siz de bahsedeceksiniz ama Mustafa vardı bir tarafta da e, Beşikçi vardı değil mi? İkiniz bir çıkardınız. Zaten aynı sınıftaydınız hatırladığım kadarıyla. Evet, sınıf. evet, ikiniz de tezci. O dönemlerdi. Ben şimdi izninle Mehmet abi'den başlamak Tabii. istiyorum. Sakal yerini bulsun. E, bu işin duayeni abimiz. Estağfurullah. Evet abicim sizi herkes tanıyor ama kısacık şöyle Mehmet abi kimdir, nedir e, bu voleybolla ilgili ufak bir giriş yaparsanız insanlar sizi daha iyi tanıyacaklardır. Buyurun hocam. Haricen. Biz de spor konulu söyleşiye bizlere de katkı çağırdığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Abi yapayım. olur mu? Sizsiz olmazdı çok, zaten çok bu teşekkür iş. Sizsiz olmazdı. Ee, biz de az belkader, e, bundan 50 yıl önce diyelim yaşımız belli olsun. Tarih demeyecektik değil mi? Demeyecektik. E, e, tarih e, tarih e, demeyecektik bak abi. Bu işe başladık. Özellikle kendim için söyledim bunu. <laughs> İkinci <laughs> arkadaşlar için değil biz bu spor aşkı mahallede başladı. Mahallede e, mahallede büyüklerimiz Ahmet Ertekin, Ali Kestek, Osman Çakır vesaire onlar bize futbol ve voleybol takımı kurdular. Mahalle takımı. Öyle mi? Evet. Onların sayesinde biz ortaokul sıralarındayken e, biz de dahil ettiler futbol ve voleybol maçlarına. E, kendimiz saha yapardık. Kendimiz file örerdik. Kendimiz e, malzemesini, topu bile kendimiz dikerdik. İnanın voleybol topu, nizami voleybol topuna yakın top dikerdik. Harika. Yani bu durumda e, bizde bir sevgi aşılandı. Onu devam ettirdik. Lise yıllarına geldik. Lise yıllarında da e, Ümit Üzel hocamız hmm. sağ olsun e, Allah e, yaşını uzun etsin halen hayatta, hayatta evet hayatta. Ee, evet ki sene görüştüm. İlköğretim öğretmeni olmasına rağmen e, gerçekten iyi bir beden eğitimi öğretmeniydi. Bize voleybolu, futbolu sevdiren de oydu. Hmm. E, lise futbolu ve voleybol maç e, takımlarında bizlere yer verdi. Bizi yetiştirdi. Futbol ve voleybol kurallarını öğretti. Futbol topunun voleybolunun ağırlığına varıncaya kadar, e, file yüksekliğine varıncaya kadar mantık şeyine file üzerindeki banttır. Ümit Hocaman Alanı sınıf öğretmeni miydi? Tabii ilkokuldu. Öyle mi? Ben tabii, onu şeyde tabii, biliyordum. İlkokulda. Azmeli Okul e, az, ilk okulu öğretmeniydi. Azmeli'de. bize de şey geldi. Kendisi de sporcuydu. Ama spor gerçekten çok e, hmm. spor meslek okulu veya spor meslek edilmiş kişilerden daha iyi bilgisi vardı. Bize onu aşıladı. E, onun sayesinde Belli şeyler kazandık. Sonra Nurettin Tanay sizin e, kıdemli konuğumuz diyelim. Hı hı. Nurettin Tanay'ın evet. sınıfı arkadaşımız. Balıkesir'den geldi. Balıkesir'den e, naklen geldi. E, biz Çorum Lisesi'nden geldik. İskilip Lisesi'ne. E, bize voleybolun bazı kurallarını da ondan öğrendik. En, en azından manşet vurma maşeti bilmiyorduk. Maşet alma, maşet nasıl vurulur? El, eller birleştirirce da nasıl top karşılanır? Mahfet nasıl edilir. pas verilir? Nasıl e, sımaça smaç açılır? Onları Nurettin Tanay sağ olsun ama Alıkesir'de Ben Tanay'ı bir de şeyinden hatırlarım. Solaklığıyla hatırladım. Solak, Yanılmıyorum değil mi? Solak. Solak vurardı. Solak, solak uğradım. son. Evet. İyi iyi bir kötüydü zaten. Ama çok ısrar ettik. İskilip e, gençlikte oynamadı. İskilip gençliğe pek e, sıcak bakmadı. Ama lise takımında takım kaptanıydı. Kendisine buradan e, selam, olsun. selam ve saygılarımı... Hocam sorayım. bak eski o zaman pas geçmişsin. Evet. Haberin olsun. Buradan söylüyorum. Evet. Deşifre diyoruz sizi. Avukatlık nereden abi? Ee, orada da bir şey var mıydı? Böyle bir tercih, mahallenin tercihi. Nasıl avukat? Avukat hangi okula? İstanbul mu? Ha, İstanbul Ankara mı? Zaten ha. iki fakülte vardı benim e, üniversiteye girdiğimde. 71'de girdik. Aa, ee, çok tarihli konuşuyor abim de e, ya. Sansürlü <laughs> mü <laughs> <laughs> Orada e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım hmm. 71'de. E, fakat çok çalkantılı bir dönemdi o dönem. Evet, evet yani o dönem. Gerçekten e, öğrenci olaylarının yuka çıktığı, grevlerin, ölü şunların, bunların olduğu, ölüm olaylarının hatından fazla olduğu bir dönemde okuduk. E, biz de e, ...o dönemde okula çoğu zaman gidemedik. Hatta okulun önünde... ...İstanbul Üniversitesi'nin önünde... ...Fen Fakültesi İstanbul Üniversitesi giriş kapısının önünde... ...bomba patladı. Yedi kişi öldü. Biz sağlık. öğrenciyken. Gitti gelmesin o günler e, bir daha. İki fakülte vardı. Hukuk fakültesi olarak. E, biz mezun olduk. Mezun olduğumuzda 79... ...sonları... <laughs> biraz hmm. ...şeyimiz belli olacak. <laughs> Sıkıntılı bir dönem. Ve... ve e, 9 Eylül Üniversitesi açıldı hukuk fakültesi. Şu anda 140'ın üzerinde hukuk fakültesi var Türkiye'de. Biraz fakülte var mı o kadar? Hukucunun enflasyonu oldu yani. Bu ihtiyaç var mı bu kadar? Yani ihtiyaç e, nasıl soracağımı bilmiyorum. Onu da gerçekten e, bu kadar olay vaka var mı yani resmiyete intikal etmiş? Yoksa e, belki spordan biraz uzak ama onu da sormadan geçemeyeceğim. Birincisi sizin aklınıza nereden geldi hukuk fakültesine gitmek? İkincisi ülkede gerçekten bu kadar hukukçuya ihtiyaç var mı? Özel okullarda çoğaldı. Önceden dediğiniz... vardı. Şu anda doldu. Dolma do 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 erişti yani. Türkiye'de e, hukukçu sayısı bir hayli fazla. Hakim savcı sayısı yeterli değil şu anda. işte Geçtiğimiz dönemde pek çok Tabii şey açığa alınınca. açığa alınınca bir açık oluştu. Ama avukat olarak e, 100, 100 binin üzerinde avukat var Türkiye'de şu anda. Belki 150 bin civarında. Tercihiniz niyeydi abi? Tercih biraz şans diyelim, biraz kader diyelim, biraz da teşvik diyelim. Hı. Ali abi vardı. Nasip şimdi. diyelim. Ali, Ali abi vardı. O İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyordu. Benim Oğlanlar gelince ah dedi hukuk hukuka git sen." dedi. Hiç aklında yoktu. Ya gidelim, dedi. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> sormak <gülüyor> istedim o yani neden nereden aklınıza geldi avukat <laughs> olmak? Biraz teşvik <biraz> oldu. <laughs> ya dedi çok iyi dedi. "Ufak da sen daha rahat, daha serbest." Tabii o zaman da zaten yani. avukat tim vardı eskiden. Yoktu zaten. Çok üç dört kişi. Turan Eser Turan var mıydı? Vardı. Turan Bey vardı. Hüseyin abi vardı. Hüseyin abi, vardı. Sadık Bey vardı. Sadık Sadık. Sadık abi vardı. Evet. Öyle oldu. Öyle girdik kadar işte. Biraz... Okulda mı oynadınız mı? İstanbul'da, okulda, İstanbul'da okulda, yapabildiniz mi bu işi? Okulda e, çok dediğim gibi olayların en yüksek en şey olduğu 74, 75, 76 o dönemde doğrudur zaten okula da gidemedik. Şeytan daşlamadan tavaf etmeye <laughs> vakit bulamadık. okula da gidemedik. <laughs> Ama kendi evet. aramızda e, bir takım kurduk. Kaptan spor diye. Üniversitedeyken. Üniversitedeyken. E, hukuk fakültesi öğrenci arkadaşlarımızdan inanın o takım o takım profesyonel oyunculardan kurulu bir takımı yendik. Ata, Gönüllülük. İstanbulsporlu Ata falan vardı. Onların falan olduğu hmm. takımı yendik. İstanbul Üniversitesi'nin önünde bir ufak saha vardı orada. Gönüllül türü... Gönüllülük böyle bir şeydi. Şey işte. Amatör ruh Öyleydi. bu. Öyleydi. Futbolda, voleybol oynamadım da futbolda onları yendik. Hmm. Ne güzel. Öyle oldu. Evet, Mustafa. Evet, kardeşim hocam. kim? Mustafa Kuşkoz, Sayın Vali kim? Niye vali? Ben Valilik. <laughs> Birisi vali demiş. O şekilde kalmış, gidiyor. Yakışıyor da size. Gerçekten ben de bilmiyorum. Yani adımı kimseye söylesem bilmiyor. Bilmiyor, hakikaten. Ben ee, Vali deyince herkes her biliyor. Herkes ama... biliyor. Artık ben de telefonda şurada <laughs> burada ben vali dedim. Olay bitiyor. Yani Musa'dan bir şey yapıyoruz. Evet. Top oynadık Çorum'da yıllarca. Orada da herkes vali, vali. bilirdi adımı bilen yok sorsan. Doğru. Bazısı geliyor. Vali Bey daha top oynamıyor mu? Şimdi soruyorlar bana. Dedim ya o işler bitti artık o, yeter ya. Yok bitmez hala bitmez. O mutlaka Öyle salon şey falan var. olsa tabii ki. So, gönülden yani. geçmiyor gönülden de. Fakat e, biyolojik şey müsaade etmiyor artık. Abi diyorlar yani vücut hocuyor da gönül hocamıyor. Sen öyle. <laughs> Hayır. Sen, sen nereden aklına geldi. Yani biz sana dokunduk hocam. Sana Orada top da oynadık biz. Tabii şimdi, şimdi, lojmanın eski lojmanın olduğu yerde sağ okul vardı. okul bitince ben Adana'ya gittim. 3 yıl Adana'da kaldım. Hmm. Hmm. Şimdi orada da fabrikada çalıştım. Tepsa. Onun arkasında yer vardı. Oraya böyle saksı yaptım ben. Orada böyle bol oynadık. Oradan geldim. Oradan askere gittim. İskilbeç gelmeden. Askerden yani gelince e, okuldan sana dokundan sonra Adana'da devam ettim. E, her şeye devam Spor etti hayatı. Yani. Spora da orada hmm. devam ettim. Orada askere gittim. Askerde bölüğün yine, yine böyle sakası vurdum. Böyle komutanlarıyla <laughs> maçlar yapardık. Hep benim takıma herkes gelirdi tabii. E, tabii ki gelir. Ondan sonra oradan geldik. Askerlik bitti. Skilbe işte bir gün e, parktan çıkıyorum Altışağı yoldan. Mehmet abi rast geldi. Dedi bana ya seni iskilip spor alalım. Sen voleybol oynamayı güzel oynuyormuşsun falan dedi Mehmet abi. Tamam abi nasıl dersen öyle dedim. İşte öyle başladık. Yıl demek de o günden bugüne kadar da yıl, yıl Devam deme. ediyoruz yani o şey. <laughs> Şimdi yıl yıllı konuşmayalım. Yani yıllı demiyorum zaten. Sen de ben de erken evlendik. Yılı karıştırmayalım. Evet. bu bir <laughs> ikimiz de. Y yıl demeyelim de. Ne güzel abi ya. Hayırlı bir iş yapmışsınız. Yani böyle tespitte çok güzel. Ee, bulmuşsunuz, çıkarmışsınız. Evet. Ben mesela o yıllardan hatırladığım ee, Tanay Hoca hatırlıyorum? Fuat Peker hatırlıyorum, bilmiyorum. Yanlış Fuat mı Beker hatırlıyorum? Fuat Peker pek bizimle oynamadı da Adil Hoca'yla falan oynardı. Yani oynamadı. voleybol oynamadı. oynadığı olarak oynamadı. hatırlıyorum. Oynamadı. Hani Fuat Hoca evet. falan benim şey sana okulunda okuduğumuz için evet. bize az öğretmenlik evet. yaptı onlar. Ee, Hacı Ahmet vardı, rahmet olsun. Ahmet Dursun, ya. bizim takımdaydı o. Öyle mi? Ya çok ona Hacı, Hacı Ahmet vardı çok onu. Çok maçlara gittik. <laughs> Amasya'ya da götürdük hatta Havacılık maçına, Havacılık maçına. Götürdük gittik. evet. Ömer Abuhan. Ömer Osman Abuhan. Osman mı? Osman Abuhan. Osman, Osman. Osman Abuhan. Toprak Mahsulleri Ofisi dönüydü Havza'da. Oradan geliyordu bizim maçlara. Şey geliyordu. vardı benim hatırladığım. E, Hüseyin Ünal vardı. Heh. Hüseyin şeyde şimdi ben, biliyorsun. Işte, Çanakkale'de. Yok şeyde. Edremit'te. Edremit. Edremit. Hatta o bir futbol maçında sakatlanmış Deplasman yani. hmm, evet. aldılar, aldılar. Birisi depti kaleciilik yaparken. Evet. Ama voleybol oynadığını da hatırlıyorum. Hala oynuyorum diye biz görüşüyoruz. Hala oynuyor. Bir de onun kızı profesyonel Aa, işte çıktı. Hüseyin en altta soldaki de Hüseyin değil evet, mi? Evet, evet. Şey. Hüseyin. Mustafa Semerci. Onun üstündeki. Soldaki. He, soldaki baştaki. Bu, bu biraz onun kazın. yanında benim Evet. Benim yanımda Ali Şenay. Ali Şenay'ın yanında Mehmet abi. Hüseyin'in Hüseyin. yanında Mehmet Kestek. Kemal Şenay mı? O onu tamam. yapmadım. Çırmaladı Topu tutan kim? Onu ben çıkaramadım ben. Ben Ali Şenay'ın oynadığını bilmiyordum. Bak mesela Kemal Şenay olarak biliyorum ben Şenay... Kemal da oynuyordun da Ali oynuyordunuz. Arada geliyordun. Boy, boyları iyiydi. Hani, Bu alttakini ben Kemal Şenay olarak görüyorum ama yanlış Kemal için. Ben, ben de çıkaramadım. Evet. Kesteyen yandaki hmm. o. Sağdakini hiç bilemedim. Hmm. Hmm. Çıkaramadım ya. Hayır. Mustafa Semelci değil mi üstteki? Evet. Oraya bir daha gelir misin? Mustafa Semelci de genç yaşta bir Allah yet, rahmet eylesin. O da o da iyi bir gol. iyi güzel. Yani. Kalp krizi. Evet. Ve başkan kulüp başkanı mı? Reis abi evet, de. Reis evet, abi kulüp başkanı. başkanı. Nevşehir Öyle mi? Evet. Nevşehir değil mi Ne Nevşehir. Ne Nevşehir. Orada Nefşehir. ne maçına gitmiştiniz? bölge maçına. maçlarına, bölge işte. Çorum şampiyon olarak Grup maçlarına gittik. Çorum'u çorum temsil maçlarına... ediyorduk orada. Çorum'u temsilen gidiyoruz. Hmm, çorum grubu. Mesela Çorum'u temsilen gittiğimiz yerler ben sana söyleyeyim. Amasya'ya gittik. Tokat'a gittik. Ondan sonra Sinop'a gittik. Nevşehir'e gittik. Samsun'a gittik. Samsun'a gittik. Samsun Tokada ve gittik. Tokada gittik. Kütahya'yla Çorum bölgesinin ne alakası var abi? İşte Türkiye genelde, Türkiye Voleybol hmm. Federasyonu gönderiyor yani. Şu 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 gruplar şu ilde oynayacak. Biz o şekilde, bize yazı geliyor. Gidiyor. İl birincisi gidiyor. İl birincileri. Çorum birincisi yani hani, ha, Bölge e, şampiyonasına gidiyoruz. Buraları anladım da Kütahya biraz uzak geldi de onun için diyor. Bir Orada bölge oluyor. Bölge oluyor. Orada şey, öyle bir bölge. E, bu 79'daki... E, Hürriyet gazetesinde çıkan hı hı. haber. Deminden de içeride bahsetmişsiniz. Ona baktığımda şey vardı. Sen o takımda vardın. Vardım. vardın Mehmet, Büyük Mehmet, Küçük Mehmet. Ha. Üç tane Mehmet, Mehmet. var. Yıldızlı. Ben, ben Büyük Mehmet. Mehmet Gersek, ha. Mehmet. Küçük. Mehmet Uygun da Küçük Mehmet. <laughs> o 79'daki takımda Mehmet yoktu Uygun Mehmet. Var ya. Yok, Hayır, yokuştur, yani. Yoktu ya yokmuştur. Yoktu. Mehmet çok küçük. O, o, Mehmet. Bunu yanlış Ne zannedersem. Hayır şu haberde var bak <gülüyor> orada. <gülüyor> Şurada e, Çorum'da Olur, çıkan şeyde. Onu hocam yanlış yazmışlar herhalde ya. Ben sayın bunları size. Dur ben, ben söyleyeyim de sen say bana. O, dur o, görüntüleyelim. O orada çekilmiş fotoğraf değil, o başka bir fotoğraf. Yani Nurettin falan İskirip İskirip Gençlik. Evet. Çorum amatör bu Hürriyet Gazetesi değil evet, mi? Evet abi? evet. Çorum evet. amatör voleybol ligi sona erdi ve İskirip Gençlik tek bir yenilgi yüzü görmeden lig şampiyonu olarak kupayı içe götürdü. Hürriyet Gazetesi'ni okuyorum evet. bakın. Ve burada diyor ki, e, hakemler Muhittin Döhençeli, İsmet Baş, İskilip Gençlik Mustafa Dört Yıldız, Kemal Dört Yıldız. Kim Kemal? Hadi sayın bakalım. Faruk Üç Yıldız, Büyük Kemal Mehmet Çelik şey, miydi? Mi? Kemal Çelik voleybol oynamadı. Futbolcu Kemal Değil Çelik. Abi. Büyü, e, Mehmet Dört Yıldız. Büyük Mehmet 4 yıldız. Küçük Mehmet 4 yıldız. Onu isimleri yanlış yazmışlar orada. Orada bak ben size sayım. Öyle. Say. Ben orada olanı söyledim. Mehmet Demirci, Mustafa Kustu, Ömer Demircan, Mehmet Kestek, Yavuz, Saraslan. bizim Saraslan. Yavuz oynuyor muydu? Oynuyordu. Yavuz işte Oynuyordu. takımı alıyorduk o zaman. Ee, şey... Pasördü. Pasör olarak İsmail bizim erişen, erişen var şu da şey ee, bizim İsmail Erişen var. diyor ki benim adımı anmasa da söyle diyor yok, ikizim İkiz yok, de burada diyor. Burada hep yanlış yazmışlar. Burada ne şey var bizim hmm. Selahattin var Selahattin, Selahattin. Demircan. Demircan. O, o Mehmet yok yani onlar isim yanlış. Valla burada var. yazanı söylüyorum. ayrıca evet gün Erişen de beraberdik. Buradan da ona selam olsun programı onları düşünüyorum falan değil. Hocam. Şimdi bir şey anlatayım. Dedi ki dur bir dakika. Eğer dedi bak beni demesene ikisini de pasör verelim <laughs> de dedi. Şimdi hocam bir şey anlatayım. Şeye, Çorum birincisi olduk yine. Samsun'a gittik. Samsun yine maçımız evet. var. Evet. Takım beş kişiyiz. İsmail orada akrabaları vardı. Onların yanında oradan bize katılacak. Stada. Erişen. Erişen. Biz soyunmadasında soyunduk. Takım 90. Bekliyor bekliyor İsmail gelmeyi. İsmail bir geldi, hopladık hepimiz, kucakladık <laughs> İsmail'i. Sanki rakibi yenecek gibi. Rakip müessese takımı DS'yi. DS o Liga sene birinciliğe çıktı. çıktı. Türkiye Ligi'ne çıktı. Şimdi İsmail'i görünce biz, dünyalar bizim oldu. Yani lazım bir eleman. Lazım ben, bir eleman. Ben diye bir kişi olmayınca velebol evet. olmuyor. Altı kişi oynanıyor. Beş olsa olmuyor. Beş olsa yani Ben, ben, ben diye onların diye pasörüydüm. diyor. Bir de Pasörümüz bir, bir anımı o DS'yi maçındaki anımı anlatayım. Bizim e, hiçbir maddi imkanımız yok. Top yok. Oynayacak topumuz yok. Forma yok, eşofman yok. Yok, yokluklar içindeyiz. Samsun DS'yi bir çıktı 12 kişi. Hepsinden elinde birer tane mikase top. Nizami voleybol topu. Pat 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 sağlı sollu. Ve topu ellerini vurmadan bir defa bir 10 dakika falan kültür fizik yaptılar. Başlarında antrenör. Biz bakıyoruz onlar şimdi. Sizin antrenör de geldiniz. Oyuncu da geldiniz. Biz şimdi onlar Topuna oynamaya başladılar. Biz bekliyoruz. Onların topu gelsin de biz elimize top bir top, deyesin, deyesin. Top deyesin elimize. Bizim elimizdeki toplar dışarıda oynuyoruz. Çamurda, şurada, bunda olmuş futbol topu gibi. Voleybol topu. Bizim top, onların topu gelince ah, kapı yok hemen ona, elimizi vuralım. Bizim top onların eline gitti. Onların oyuncusunun bir de futbol topu ya. <laughs> Attı bizden tarafı topu. Eline vurmadı düşün yani o imkanların evet. o imkanlarla oynarız. O, o, o yani. Yani. Şey. Ondan sonra biz başarı bekliyorduk. İmkan mı var yani? Ya hepsi müessese de şey hepsi şeyli. Abi öyle bir, deme. Yani başarı bekliyorduk deme. Çok büyük başarılar elde Yine başar, Yani Yani bir çok birçok insana voleybolu sevdirdiniz. E, sporu sevdirdiniz. Evet. Bu esas bana göre amatörlük ve gönüllülük bu. Evet. evet. En güzeli de bu. Evet. Yani her şey hazır olduktan sonra... O olarak... zaman da kulüp başkanı benindim herhalde. Yani evet. lokantaya götürecek paramız yok. Ben evde iki kilo kavurma yaptırdım. Ekmek arası gidiyor. <laughs> her şey Minibüste ekmek arası kavurma... Ama gönül bu değil mi? Bu yani öyle, öyle şey. Ba bana, ya bana göre başarıyı, da, başarıyı da getiren bu abi ya. Ee, arkadaşlarımızın yorumları var. Onlara bir bahsetmek istiyorum. Recep Korkmaz iyi yayınlar diliyor Abdullah Koca, Ankara'dan iyi yayınlar diliyor. İsmail Erişen, Çorum'dan en kalbi selamlarını iletiyor. Abdullah Koca yine Ankara'dan selamlar. Musa Kör, Yaşaray'da iyi akşamlar diliyor. Her ikinize de selamları var. Tamam. Osman Yıldırım iyi akşamlar diliyor. Hacı Aykut, benim üniversiteden birlikte çalıştığım arkadaşım. Buradan da bizim bir mesai arkadaşımız bugün bir rahatsızlık geçirdi. O da birlikte çalıştığımız arkadaşımız. Yunus Yeşilırmak ona geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ben de iletiyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. Tanay Hocam selam iletiyor. Kadir Zeren, Bayram Akar Samsun'dan selamlarını iletiyor. Ahmet Keskin, Yeşil Sarı'nın, İskiliv'in iki efsanesine sizlere selam söylüyor. Mesut Çolak selam söylüyor. Ali Koca, Şükrü Gürsoy Bursa'dan selamlarını söylüyor. Rahmet Kabakoğlu Bursa'dan selamları var. Muhittin Çağal iyi akşamlar, iyi yayınlar konuklarımıza selamlar. Hocam sayende güzel insanları tanıyor, fikirlerden yararlanıyoruz. Amacımız zaten o yaşanmışlıkları kayıt altına almak. bizi kırmadan buraya gelen dostlarımıza da saygılarımı iletiyorum. Ayaklarına sağlık. Seda Darıcı, Murat Ercan, Recep Karadere, Orhan Ağzı Kara, Yavuz Akşit iyi akşamlar diyor, iyi cumalar diliyor. İsmail Gülüşçü sizlere selamları var. Ali abi Ankara'dan arıyor. Hacı Aykut döne döne ona gider. Bir haviye çala çala bir haviye döner hacı. Demircan, Hasan Hüseyin Demircan, Ali Telli, Mehmet Ergin kardeşimiz selamlarını iletiyor. İyi yayınlar diliyor. Özledik seni Mehmet Ergin. İki gün geçmesine rağmen Yılmaz Eren Oğuzlar'dan selamlarını iletiyor. Mehmet Solak Düzce'de. Selam söylüyor. Muharrem İpek e, Çorum'dan selamlar. İskilim'in tanıtımına çok güzel bir katkı sağlıyor diyor. Abdullah Koca yine Şaban ha, Mustafa Panal Şafan ağabeyinin oğlu. Selamlarını iletiyor. Mustafa Tütünü Doğru İzmir'den. Mustafa Azak e, Tütünü Doğru İzmir'den. Selamlarını iletiyor. Mustafa Azak hocamız da. Sevgili hocamla değerli konuklar. Hayırlı akşamlar. iyi yayınlar. Abilerimin, Doktor. Doktor Mustafa Azak. Bizim Mustafa Hı -hı. Azak. Abimin voleybola verdiği hizmeti her zaman takdirle karşılamışımdır. İskirip'te çalıştığım dönemde Mehmet Cerit, Salih Biçer, Şükrü Ayfer hocalarımın ve destek veren başka arkadaşlarla voleybol turnuvaları düzenliyorduk. Maalesef devam etmedi. Bu tip turnuvaların düzenlenmesi ve voleybolun çocuklar tarafından ilgi görmesi sağlanmalıdır. Çok haklısınız Doktor Bey baştan sona. Notlarıma da onu aldım. Konuklarıma da soracağım. Yani o zaman voleybol bu kadar ilgi görüp seviliyordu da ne oldu da kaybettik onu ben de merak ediyorum. Ee, Mustafa Halla Hocam, Mehmet Panal Hocam değil mi? Kim olduğunu, kimi sorduğunuzu bilemedim ama Mehmet Panal Bey takımda yoktu değil mi? Fahri, idare yani yani oyunu, Fahri oyunu, İdareciydi. Oynardı biz okuldayken Yok. oynuyorduk. Oynuyordu Panal da Bey. takımda ama... değildi yani evet, evet. bizimle maçlara gelirdi. Mithat Kürk selamlarını iletiyor. Mehmet abime, Mustafa abime selamlar diyor. Ahmet Keskin izliyormuş. Mehmet Biçer. İyi yayınlar konuklarına selamlar. Mehmet abi ve İskilip'imizin valisinin önderliğinde takım kurup eski o günlerdeki heyecanı yaşamak çok güzel olurdu diyor. Ne dersiniz bir nostaljiye? Olur. <laughs> olur. Olur dediler. Mehmet Bey müdürüm. Çok sorun. Salih Armutlu selamlar. Ercan Sarastan, Fikri Kısar selamlarını iletiyor. Elor Demircan e... Fikri Kısar, Erol Demircan ve Mustafa Yıldırım'ın selamları var. Fikri Kısar, spor sevgisini abilerden öğrendik diyor. Size teşekkür ediyor. Şaban Kartal iyi yayınlar diliyor. Ee, Ali Sabri Demirci, adaşım iyi yayınlar diliyor. Ali Sabri Demirci. Dim Demirci. Yani yani, biliyorum, biliyorum. Sansun. Onun için size dönerek dedim. <laughs> <laughs> Basri Savaş, e, Kadir Akbal iyi yayınlar diliyor. Derya Yüksel Hanımefendi, Sinop Vali Yardımcımızın kıymetli eşleri. Değerli hocam iyi yayınlar diliyoruz konuklarınızı da kutluyoruz. Pek çok şeyin olduğu gibi sporun da paraya tahvil edildiği bir ortamda sağlıklı, huzurlu ve dayanışmalı bir yaşamın olağan bir bütünleyicisi olarak bütün imkansızlıklara rağmen yaşadıkları için e, sizlere teşekkür ediyor, sizleri kutluyor. Recep, Derya Yüksel, Vali Yardımcımız ve kıymetli eşleri bizden de sizlere selam ve saygılarımızı iletiyoruz. E, buradaki programınızı ve Çorum'daki, İskilip'teki çabalarınızı her zaman takdirle anıyoruz. İskilip'in sesi fotoğrafta oturan elinde top olan Mehmet Panal Bey'di. Demek diyor. ki baktığımızda. Sendeki resim abi. Senindeki buraya çıkmış resim. diye Ben Kemal Şanay buraya, buraya. mı dedim. Buraya, buraya. Mustafa Var, Arbutlu çıkarım. iyi yayınlar buraya diliyor. Şey Barış Ayar sevgili Sabri Hocam iyi, iyi akşamlar diyor. Barış Hocam da e, Çorum Meyo'dan hocamız. Teşekkür ederim hocam. Fatih Ergin iyi yayınlar diliyor. E, Muharrem Sever Erzincan'dan selamlar diliyor. Gönderiyor. Ee, Recep Bodur voleybolun iki duayenine selamlar. Eğer bugün oynasalardı iskirip birinci ligde oynardı. Saygılar selamlar. Çarşının doçerdi. bizden de selamlar. Evet abi e, iskirip birinci ligde oynamadı ama kaçıncı ligde oynadı? Çorum amatör kümedeydi. Amatör küme birinci amatör kümedeydi. Çorum. Hmm. Ama Çorum şampiyonu olarak grup maçlarına gittik. Bir başarı sağlayamadık. Sebebini biraz evvel izah ettik. Biraz daha bir izah de şunu söyleyeyim şimdi. hocam. Çorum'a böyle bulaşlayan biziz. Çorum'da böyle falan yoktu. Biz gittik. Biz maçlara, öğrettik. Biz öğrettik. Bunu bunlara. çorumlar gerçekten. çorumlular kızı... Çorumlar duysunlar buna, buna ya. Biz... Çorum çorumlar buna çok kızacaklar. Kızsınlar ya. ama doğrusu o. bir de şu var. Voleybol salon sporu. İskilip'te salon yok. Işın yapılıyor maçlar. Işın elimize topa al. Voleybol evet. dışarıda voleybol olmak mümkün değil. Bir hafta önce oynadığımız maç ertesi haftaya bize antrenman oluyor. Antrenman yani. Işte. Yani antrenmansız çıkıyorduk maçlara. Bir kere antrenman, çorma antrenman gitmek gelmek bizim için büyük külfet. Yani sırf antrenman için çorma gidip gelmek. Ki Biz... o da kaç saatliğine. Zaten evet. gidene kadar hoşaf oluyorsun. Zaten gidene kadar hoşaf oluyor. Şimdi abi şeyden İsmail Aygün mesaj yazmış. İyi biliyorum. Çorum'da sigortacı. Ha biliyorum. Ee, Hasan Değerler bizim e, Hasan Değerler. Bir tarafta vali, bir tarafta avukat. Kıskandım galiba. Hepinize selamlar diyor. <laughs> yani, e, sizi yani. de buyur deriz buraya konuğumuz olun, şeref duyarız. Buyurun gelin lütfen. Çok mutlu oluruz. Şimdi burada e, bunları anarken ben şey düşünüyorum mesela. Bir de futbolcuları çıkarıp burada İskilip'in futbol tarihinde konuşmak lazım. Evet. O da çok önemliydi. Yani İskilip'te Spor çok önemliydi. Mesela futbol deyince akşam bizim berber yavuza uğradım. O şeyi anlattı. Hmm. rahmette İsmail anlattı. Şurada bir det satar diye. Evet. Muriyem içinin yerinde ha, evet. e, ha. neydi? İsmail. Gül seviyor. O diyor ki Gülsever. o şey İskilip'in sesinde bir fotoğraf yayınlanmış. Futbol takımının fotoğrafı. Orada İskilip'in ilk kalecisi ben edim demiş. Aşağı top sahasında Bizim okulun yanında, ofisin yanında. O fotoğraf dahi diyor. ilk kaleci veridim. Ve sizin demin söylediğiniz işte yokluklar, kıtlıklar deyince şöyle bahsetmiş. Demiş ki oynadığımız futbol topu içine çabuk basıp da oynadığımız futbol topu. İmkan yoktu o zaman. Evet yani yapmadım. çabuktan topunu oynadık. Biz öyle, de oynadık öyle, ama öyle. orada İskilip'in ilk kalecisi olarak diyor ben e, çıktım ııı e, ve çaput futbol topuyla oynadım. Şimdi siz bunları söyleyince o benim aklıma geldi. Benim bildiğim Cavit vardı, kaleci. Cavit. Kız Cavit derlerdi. Ama süper galeciydi galeciydi. Yani. Ben ilk Hasan abi'yi biliyorum. oynayacak bir şeydi, çok eski. Hasan? Hasan Köse. Ondan sonra Hasan Köse oldu. Süper kaleci. Ondan sonra Hasan Köse oldu. Ama ormanda. bu İsmail, İsmail emni, yani Ispak emmi çok eski. Doğru çok da eski. Da o işte o 50'li yıllardır belki. Belki, belki. Yani, yani ilk, ilk oynayanlardan. De. Doğru. Bu bizim genç voleybol da, mu futbol takımı futbol, futbol, futbol genç takım. Ben idareciyim orada. Sof. şeyde Hüseyin Bey, Hüseyin Görgülü. 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 Oppana abi, opana. o da idareci. Arkada da rahmetli Mehmet abi, Mehmet eee oğlu var önderimiz. Rahmetli Mustafa Telli var. Postacı Hüseyin şey var. Parpucu. Parpucu PTTci. Mehmet. Abi. O da şey, hangisi Peteci altta oturur. Ha arkada da arkada. O da rahmetli. O rahmetli oldu. O da çok fedakar birisiydi. Çorum'daydı. Çorum'da duruyorlar. Bütün maçlarımıza gelir. Basmacı var aşağıda var. Simidimizi şunumuzu alır Maç Tarpıcı'nın babası mı? Tarpıcı'nın babası. Mustafa Onur Soy var. İdareci de değildi. İdareci Bank olmamasına Bankacı, rağmen geliyordu Ankara'da, bizim maçlarımıza. Hocam. Dur şimdi altta. Şimdi üstten sayabilir miyiz? En üstte soldaki sizsiniz abi. Yanınızdaki. Evet, evet. Hasan Akduman diye bir arkadaş. Evet siz Anladım. sayın ben bakayım. O kadar, kadar sıra, ben kadar ben bilemiyorum bu takımı. Kemal Topçu. Kemal Topçu. Şu yanındaki de kaleci Kemal vardı. Bekçi Kemal. O Bekçi. Şu, öyle mi Bekçi neydi bekçi Top Kemal, Kemal Topgür. 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 Ha, ha, o şey de aynı zamanda koşucu. Koşucu, koşucu. Balkan şampiyonuydu. Ha, ha, koşucu. Balkan şampiyonuydu. şampiyonuydu. Buradan da koşar. Evet. İsmail çizikçi hangisi? Bak şu bıyıklı şeyli saçlı saçı saç, Kemal'in yanındaki İsmail çizikçi. Şu yok, öyle mi? O... Başı öne eğri olan. Yok yok. Onun yanındaki bak şeyin Kemal'in yanındaki Kemal Bekçi Kemal'in yanındaki. Bekçi Kemal'in uzun boylu uzun boylu. He, he, uzun boylu. He, tamam. Ondan sonra şunu tanıyamadım. Şu şey e, parpocu. Rahmetli şey e, telli, telli. telli. Evet. Şu da e, pek futbol gelmezdi de Kemal'in kardeşi. O da vefat etti. E, şeyin oğlu. E, şey, emekli şey vardı ya Arzu Alcı. Uzun. Ne He. Uzun? Tamam 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 cerrah. Cerrah ha. Cerrah onun oğlu. Ondan sonra önde oturanlar şu şey Nail Mavi şey mi, Nail. Nail. Yani? Nail. Şey, zahmetli oldu. Şu şey... en ötte soldan mı diyor diyorsunuz sağdan mı? Hangisi? Siz, sizin sizin önümüzdeki mi diyorsunuz öbür taraftan. Yok, yok Şu Hüseyin'in yanındaki. ha Hüseyin Hoca'nın yanındaki şey Nail. Şu öndeki e, Mustafa te, şey. E, En baştaki mi söylüyorsun abi? En oturan oturan. Oturan baştaki. Oturan baştaki. Mustafa, Mustafa Güçlü. Kuşlu ha. Onun yanındaki Bilal. Yok Bilal değil. Değil mi Bilal? Mustafa şey. Mustafa Bilmiyorum. Basmacı o benim komşum. O öbür de Mustafa. Vay man şoför vardı. Onu on Mustafa ee, Onur Soy. Onur Soy demek, Onursoy. demek Onursoy. ki dediğin ha. tamam 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 Mustafa Onur Soy doğru. Altakçı. Öbür Altakçı, Mustafa Altakçı evet evet. De. Şu şey ne e, zekeri zekayı. Evet. Hekayı. Onun yanındakini çıkaramadım. Ben de bilemedim. Şu şey, eee, kaygısız. Hasan kaygısız. Ben de oturan ee, o... Çorum'da öğretmen Hasan. Onu, onu Biliyor musa Hasan? bilirsin. Yanındaki o hakemlik de yapıyordu hat, zaten. Ya. Evet. tanıyorum. Benim komşularımı görüyor bu, bunları ben. İki tane az futbolcu var orada işte. Biri Mustafa Basmacı. Hepsini tanıyorum da bunları bana oynatmadı Mehmet abi. Saatler olsun <laughs> dedi beni. Takımı aldırmadı. Ben de futbol hevesliyim. Gideyim diyor bu abi. Yok olmaz. Sen sakatlamışsın. E abi kendin futbolundan ilgilenip de <laughs> niye e, bu adamı be. niye oynatmıyorsun peki? Bak iki, iki, voleybol maçı yaptık. İki voleybol maçı şey e, lise voleybol maçı. Beni çağırıyorlar futbolda. Çorum maçına çıkacağız. Acele gel. Lan maç bitmedi. Maç <laughs> devam ediyor. Maçı bırakıp gidemezsin. <laughs> Canlı cenaze gibiyim. bakarım. Hem sana. futbol oynayacağım. İki, iki voleybol çıkıyor. maçı, iki voleybol maçı peş peşe oynadık aynı gün. Aynı gün, aynı gün salonda iki voleybol maçı yaptık. Ondan peki. sonra da futbola çağırıyorlar. Şu, acele şu çağırıyorlar. fotoğrafı e, ama zoom yapamıyoruz. Ace, acele, acele. İki geldi. tane vo, Peki iki tane voleybol maçı niye abi? Ya, aynı peş, gruptasınız. Aynı grupta fixtür öyle yapmışlar. Lise, peş lise peş lise lise. Aynı gün iki maç. Biri onda biri 12'de. On, 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 on iki de. Ondan sonra 12'deki on maç İki. Uzadı. i̇kiye İki, kadar sürdü. İki de şey futbol maçı var. Ona çağıralım futbol. Geldim ki şu halime bak. Ayakta duracak halim yok. Futbol oynadım bir de. 90 dakika futbol oynadım. Peki Mustafa'yı niye oynatmıyordun? <laughs> Sakatlanır. Özelliği vardı. Zaten kolu sakat. Bir de başa sakat olur. Kolu da sakatlayan bizim toplardır. Nizami der toplar. Tabii. Futbol topu gibi. Kolunu sallaya sallaya. Çok şeyden sararak oynadım ya. Yani, şey, Bantla çıkardım maçları. Ama çok sert vuruyorduk. Biraz da ondan oluyor evet. herhalde. Gol mu kalmadı. Gol. <laughs> Bir de bizim okulda şey vardı. Hüseyin vardı. Hüseyin öğretmen. E, o sizden çok sonra o da çok teknik oynuyor. Hmm. Şöyle vurardı. Ben hayran kalırdım. Şimdi Mustafa şöyle vuruyordu. Bildiğim, hatırladığım i̇şte kadarıyla. omuzdan sallan. Yok omuzdan, ben omuzdan vuruyordum böyle. Ta şuradan sallayınca sert oluyor. Öbür türlü dik, dikine vurarsan ya blokta kalırsın ya şeyde çeviriyordum ben. Olay olay blok oluyor. Şöyle hatırlıyorum. Şöyle gelip de. Ha. Bu omuzdan sallama sert gider. Şeyden sallama eğer çok yükselirsen böyle sallama hücum hattına vurarsın. 3 metre çizgisinin içine vurarsın. şey Doğru var arıyorum. hocam bir maça çıktık. Çimento spor çocuklar şöyle. Mehmet abi dedi ya bunlar üfeleri geçerek <laughs> bir de beden eğitimi öğretmez de onu da tanıyoruz. O da güzel yetiştiriyor takımı. Ben şimdi vurdun mu? Vurduğum top geri gelmezdin. Hayatta dönmez geri. Ya, vuru yok top geri geliyor. <laughs> çocuklar pire gibi tık tık Tabii tır. o zaman da hırslanmaya başladın. 2-2 3-2 bitti ama maç öldük bittik biz ya. E, vur öyle... vur geri geliyor ya adamlar çocuklar öyle yetişmiş yani. Lastik top gibi Lastik top gibi maşallah. Nevşehir'de de öyle oldu ya ben, benim nesim ettiğimiz bir çocuk bizi perişan etti. Kısa böyle bir şeydi. Bir zıplıyordu. Birilerinin üstüne çıkıyordu. Ana bizim şey çıktı. O, bura, bizim okulun önü değil mi? He, bizim okulun önü. Evet. Sana okulu işte. Evet, evet, evet. Kurumlar arası maç herhalde. Kurumlar arası maç. Hocam liseyi yenerdik. Lise hiç canım. Lise. yenerdik ama futbolda da yenemezdik onların ne hikmetse. Ya şimdi e, buradan böyle dilimin ucuna geliyor Nihat'a sataşayım diye ya bizim <laughs> Nihat Almutçu'ya. Nihat gelene kadar iyi gittik biz yani <laughs> okulda Nihat geldikten sonra ama bu arada şey de e, atlamamak lazım e, voleyboldaki başarılardan bahsederken sağlık mevzeyi başarıları Evet onlar da iyiydi onlar Türkiye şimdiden... şampiyonu oldu yani Güzel bu yüzden değil şey. mi çocuklar onlar oldular şimdi Mehmet Abi gidince biz e, o çocuklarla ben gittim maçlara. 3-5 sene gittik yine biz. Oynadık. Yani ama şampiyonluk bayağı şampiyonluklar ama. elde ettik. Şampiyon olmadınız orada. Türkiye şampiyonu oldu. İskilip Spor olarak olmadı. İskilip Spor değil. Şampiyon olduk abi herhalde. Bilmiyorum da olmadı. ben de şimdi tam hatırlıyorum Ama e, sağlık meslek oldu. lisesinin şampiyonluğu var benim o, hatırladığım. Mesleçeler var da. He. İskilip Spor İskilip gençlik olarak oldu. Hakan vardın, Mehmet Uygun vardın, evet. Gökhan vardın. E, Acıcan değil mi? Acıcan, Orhan Acıcan vardın. Ama Disiplin yoktu çocuklar İşte yani, ya? Disipliği. Süre olmadı abi ya. Yani e, şimdi belli bir şampiyonluk elde ettiler, çok güzel başarıları vardı. Onları görüyoruz. Ama ondan sonra yani özellikle sizin döneminizden sonra büyük bir gerileme oldu sporda. Spor ve level olmadı. Bitti bir de bir yani. de şundan da oldu diye düşünüyorum. Ben mesela benim kafam böyle diyor bir öğretmen gözlemci olarak e, aileler çocukların spor yapmasına çok sıcak bakmadılar. Yani. Sanki spor yaptıkları zaman derslerden kalacakmış gibi, başarısız olacaklarmış gibi, başarılı net bir şey çıktı. Ne bileyim öyle bir düşünce çocukların sokaktan eve girmelerine, top oynamamalarına, bir araya gelmemelerine sebep oldu. Tabii artık rakip de çoğaldı. Ben bir şey anlatayım orada bir Buyur abi. Buyur abi. Rahmetli annem bana derdi ki Oğlum var mı dünyaya ahirete bir faydası? Gidiyorsun, deli danalar gibi koşuyorsun, oynuyorsun. Deli danalar gibi geliyorsun. Gelin, yer, şey gelin. içerisinde kolun, bacağın sarılı geliyor. Var mı derdi? Rahmetlik hayatta olsaydı söylerdim şimdi. Bak anne medyaya çıktık. Medyatik olduk. Spor sayesinde derdim yani. <laughs> şimdi ama peki bu spor özel hayatınıza neler kazandırdı abi? Özel hayatımıza? maddi olarak bir şey kazanmıyor. Yok maddi yani, değil. Maddi zaten şey. ama maddi ve, olması ve, mümkün değil. Çünkü ve, hep cebinizden harcadığınızı gidiyor. Hep bizden gitti. O öyle ama. Maçlara kendi arabalarımızla giderdik. Vali'nin araba vardı, benim araba vardı. Genelde maçlar onlarla giderdik. Evet. E, hiçbir hiç, hiçbir şey almasan çay simit alsan cebinden giderdi. Onların fatura fiş alamazsın. Yok. Alsan da kim onu İnsan, kimden alacak? Alamazsın. Yani lokantaya gidecek zaten imkan evet. yok. Ha bir de bir hatıramı anlatayım. Ee, şeye gideceğiz. 69 pardon. 80 ee, Sesin... Nevşehir'e gideceğiz. Ha. Şey e, ay Zenher, Yani 15 derece eksi 15'in altında. Çata yazıyor. Ne? O kadar soğuk ki giderken hatta belediyeden minibüs aldık. Şey midibüs vardı. Mercedes midibüs. Yarım burun. Yarım burun. Ondan gidiyoruz. Giderken cant yarıldı. Soğuktan arabanın cantı yarıldı. Soğukta Al kaldık. Şartta. Bir saat, iki saat. Bir Rahmetli. aşağı indik. Rahmetli. Şurama geliyor kar. Rahmetli, Rahmetli. Olduk, Rahmetli. Öyle. battal telli şoför. Ya. Dona donan elleri buz her tarafı. Arabanın kaloriferi çalışmıyor. Kalorifer yok. Onu te tekeri söktü. Yedek tekeri taktı. Torbanın içerisine tuz koyduk. Tuz. Arabanın camını siliyoruz tuzuna. Ön cam donuyor, can. cam donuyor. Öyle gittik. O şekilde şeye gittik. Gitmeden önceki şeyimi de anlatalım. Ya iki gün üçün kalacağız. Oraya gidiş geliş masrafı, arabanın yakıtı, yemek masrafı, otel masrafı. Kulüpte beş kuruş para yok. atnan Bilen vardı, savcı. Ona durumu anlattım. Savcılık seviyordu bizi. Yani sporu da sporu seviyordu. seviyordu. Ben o zaman yani cezaevinde yani. çalışıyordum. Güveniyor tabii. Her şeyimiz var. Evet, bizim Bu maçlarımızı takip var. ediyordu, seviyordu. Kendi de, özel gönderdi bizi. Dedim ya. ki sav lazım. savcım, bizim ne yapacağız? Bizim hiç maddi imkanımız yok. Tamam karışma dedi. İskilip'in ileri gelen 15-20 esnafına bekçiyi gönderdi. Salma döktü ya. Salma dökme değil. Belediye şeyine çağırdı. Belediye toplantı salonuna. Toplantı salonuna geldiler. Herkes ne için çağırdığını da bilmiyorlar tabii. Savcı çağırdı. Ondan sonra savcı çağırıyor deyince gidiyorlar. Bir şey mi yaptı acaba? <laughs> 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 savcı dedi ki bak bu İskilim'in takımı. İskilim'in adamı şanlı şerefetini şey diyecek. Bizi temsil edecekler. Hiç maddi imkanları yok. Siz de maddi imkan olan esnafsınız. Herkes ne kadar verebilirse yazdırsın dedi. Deftere yazdı şimdi. Falanca şu kadar, filanca şu kadar. Yazdı. Kimseden para almadı. İyi e, tamam. E, bana dedi ki avukat dedi sen bunu şey yapacaksın, tahsil edeceğiz. Ben artık yanıma bir derece aldım. Tahsile gidiyoruz. Adamlardan bir fırçalar yedik. Ya savcı zoruyla bizden para topluyorsunuz. Bu Allah'tan reva mı? Ben futbola karşıyım zaten. Nereden buldunuz futbolu, voleybolu? Ben ne anlarım toptan falan öyle diyerek, sitem ederek, haram ederek. Evet. <laughs> Ama hala aşamadık. Miydik, hem sitem yedik hem fırça yedik. Bunu hala aşamadık. Abi. Aşamadım öyle yani. Ve 3-5 kuruş şey yaptık da ondan şeye gidebildik Nevşehir'e. Bir yani... de Kütahya vardı abi Kütahya'ya giderken. Evet. Kütahya'ya giderken de benzin, benzin, benzin aldık şeyden. <laughs> ee, rahmetlik çalan şeyinden. Dedi ki otobüs verebilirsin, veremeyiz. Benzininizi karşılayın dedi. Valinin araba benim araba var. İki arabanın benzinini karşılayacak gidiş geliş. Biz dedik ki bir depo benzin yetmez. Evet. Bir de geliş gidişi var bunun. Biz orada alırız şeyimizden. Hiç olmazsa burada gelince tamamlayalım ismini vermeyelim. Bir tane orada bekleyen bir şey vardı. Bize tabanca çekti. Ne dedi soyguncu musunuz? Ne bu? Bir de şey benzin alıyoruz, para da veriyoruz. <laughs> Biz dedik ya başkana telefon et. Başkan dedi başkan alın dedi. Neyse zar zor aldık da oradan bir, falan şey benzin gelince buraya Ama çok diye. yazık abi ya. Yani, yani hala, böyle, bu imkanlardan öyle işte yani. Hala imkansızlıklar. Yok. Yani ee, ...şunu biz anlatamadık. İnsanlara da bunu anlatamadık. Velilere de bunu anlatamadık. Spor çocuğumuzun gelişimine katkısı sunar. Siz ondan bahsetmediniz. Zorluklarından bahsettiniz ama... ...insanın sosyal hayatını geliştiriyor. Çevreyi tanımanı sağlıyor. Ee, Kötü alışkanlıktan uzaklaştırıyor. Kesinlikle o zaten çok sporun... Çok ...olmazsa olmazsa... E, ...sağlıklı bir bünyeye sahip oluyorsun. Ee, ne bileyim ben... ...gittiğin yerlerde, hadi gördüğün yerleri... ...saymıyorum ama... Sporcuları tanıyorsun. Mutlaka o... bir tanış çıkıyor. Yani nereye gidersen evet. git. Ee, en azından kendini koruyorsun, şehrini tanıtıyorsun. Niyeyse biz bunu hala da yapamadık. Benim en büyük eksikliğini çektiğim ya da bir öğretmen olarak üzüldüğüm nokta bu. Şehir merkezine biz... yakın hocam işte bir e, kapalı spor salonu İskili şart Aşağıda yaptılar. Oraya gittik. Yok. Oynadık. Müessese kurumlar arasında maçlar arası. da yaptık. Oraya bile bir zevk veriyordun. Ama ne kadar da zevk veriyorsa yoktu. uzak. O, keşke olsaydı. Keşke o bizim zamanımızda olsaydı. Olsaydı keşke şey Altramana yani. giderdik. Ya biz vola Ama vola abi bıraktıktan sonra oldu peşin yani. Şimdi hakikaten çok uzak. Yani çok, uzak, çok, çok uzak. Artık aramıyoruz uzaklar. Neticede iyi kötü arabalarımız var gider gelirdik. Yani ne olacak 3 5 kilometre yol. Ama o imkan da yoktu. Yani kışın maçlara gidiyorsun. Şeyde kaldık birisinde. Hüseyin'in Murat 121 gidiyoruz. Görgüllü mü? Görgüllü, Murat 120'de de var sarı biliyorsun. Biliyorum, biliyor, biliyor. Ondan Karameda kaldık. Kabak teker. <laughs> Zaten ee, eskiden kışlık tekeri, dire yapsın, teker yatıp teker. Direksiyonda da yok. şey var. Hacı var, Hacı Ahmet Dursun. Ha. Hacı ne yapacağız? Ya şuradan dedi bir şey al da dedi. Orası sor bir urgan saralım şey dedi. Tekere urgan saralım. Şey de yok, zincir de yok. Zincir de yok. Urgan saralım da urganı gittim o Hala kızıyorum buradaki evlere. Dedim ki ya bak parasıyla dedim. bana bir hayvandan bir urgan şöyle iki metrelik urgan verseniz yeter. Yok dedi ya. Bir köy evinde urgan olmaz mı? Yok dediler. Ondan ite 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 ta yukarı arabayı sırtımızda götürdük. Çıktık, çıktık yani. sırtımızda götürdük de maça yetiştik. Allah. Hakikaten çok yazık. Yani. Çok yazık. Yani. Bir de şeye gittik. Onu, onu da söyleyeyim. Senin akraban Erol Derici. Evet. Erol olsun. abi selam olsun seyrediyorsa. Haberi yoktur belki. Ee, bizim iki gün kaldık Sinop'ta. İki günlük İHŞ'mizi kalacak yerimizi her türlü şeyimizi o de Sağ olsun. Benim mahalle arkadaşım, çocukluk arkadaşım Erol. Ee, kendisi gerçekten buradan teşekkür ediyoruz yani. Biz Erol abi bırakmadı. biz de teşekkür ederiz. Sen, abi sen hala de akraban. Hala mı Bir. Ee, hala, hala da mesela Allah razı olsun buradan e, gidip gelenler hala ondan bahseder. Evet. Bir ev sohbeti. Evet. Rahmetli Ömer rahmetli Yaşar Yaşar abi. Ya. Öyle. Şey. Ahmet e, Körpeş'in Körpeş'in evindeydik. Körpeş. Körpeş evindeydik. Oraya davet ettin beni. Hüsem Bey var. Hüseyin, 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 Bey, Hüseyin. Bey var. Şurada bir ziraatçi vardı. Onun adı neydi bu? O da bizim maçlarımıza geliyordu. Çok şey Abdullah. Abdullah. Ha Abdullah Bey. Maçları takip etti. Öndeki de Karali miydi osa? Karali. Karali. Karali de bizim Bravo, hocam. değişmez kalecimizdi. Ka Karali, Karali de iyi zayıfmış o zaman ha. Karali bak sporu bıraktın şiştin. Hı. Hmm. Ahmet Körpeş'in evi. Ahmet Hı. Körpeş kaleci miydi? Yok. Oluyordu. Fut futbol oynadığını ee, biliyorum iyi, da. İyi futbol 5 numara oynardı genelde. İyi Hatta bir ara o şeylik de yaptı herhalde. Antrenörlük mi yaptırdı? Antrenörlük yaptı. O da sonra antrenörlük Rahmetli Kemal Bey. Acı ya, ya. Yaşar abi, Çolak Yaşar da çok ilgilendi bu işin. Yıllarca bu işin peşinde evet. koştu. Ortadaki kaymakam neydi? Bu yeni bir fotoğraf herhalde, çok eski değil. Yani, hiç tanımıyorum Bak, ben O kaymakam biliyorum da. O adam bir tek şeyi tanıdım. Sağlıkçı var baştaki şey ee... Murat. Murat Murat. Önde telli oturan onu tanıdım. Şurada şey var ee, Hacı Çitil Çitil. Mürsel. Mürsel. Şey, Şeydeki o kaymakamın yanındaki de saatçi ne saatçiydi? şey Nuhatoğlu Muhsin, Muhsin. Muhsin. Evet. O ben Muhsin bir ara oynadıydın. Evet. Duran vardı. Şu da şey evet. herhalde öndeki nüfusçu çok... Kazım değil mi? Kazım'dır Kazım, Hangisi? Kazım. Elleri bağlamış ee, olabilir. Yani. Kazım, Bakası Kazım kafası şey anla var. açık. kel, çok, kel de mi? Kel, kel de miyelim de saçı mi? anla <laughs> açık. Olan. <laughs> anla, açık. <laughs> anla açık. <diye. gülüyor> Evet. Ha, öbürü de bizim <laughs> Uğur Baran. Ha Uğur. Altta oturan tamam, üçüncü. O Uğur da çok güzel futbol oynuyordu. Bizim öğrenciydi Uğur. Evet. Bu tarafa bakıyoruz zaten. Rahmetli abimin oğlu. Babası da Düren ne kadar naif bir insan. Duren bu abi, kadar Allah kibar. Rahmet eylesin. Nur göllerinde yatsın. Ya. Bu kadar naif, bu kadar kibar bir insan. Ne güzel hatıralar oldu ya. İyi <laughs> ki çıkarmışsınız bunları. Ee, ben bu arada bir iki mesaj daha okuyayım. Ahmet İşler. Abicim hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Ee, selamlar. Selamlar. Vali abimin lisenin önündeki voleybol maçları çok güzel olurdu. Çok zevk alıyorduk. Bizlere o günleri hatırlattığınız için teşekkür ederim ve selamlarımı iletirim diyor. Mithat Gürk, İsmet Gökmen'in bacanağından selamlar, iyi akşamlar. Hocam sizi çok seviyoruz. Hayırlı cumalar sizlere de. Ee, Abdullah Koca, telli öldü mü? Allah rahmet eylesin ee, telli rahmet Çok oldu. Uzun, uzun zaman oldu. O da işte maçtan gelir, maçtan şey yaptı, şampiyon evet, maçıydı. Abd 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 Abdullah Çan Kılıç. O zaman evet. yaparken <laughs> evet, evet şehir içinde. Sabri Bey iyi yayınlar. Mehmet abime ve diğer konuğunuza ve size iyi akşamlar diliyorum. Nedim Türkoğlu İstanbul'dan selamlarını iletiliyor. Kazım Civek kıymetli hocam iyi yayınlar. Değerli abilerime saygılar sunuyorum. Fotoğraf konusunda yardımcı olurum. Ol her zaman ihtiyacımız var. Nihat Armutçu sitem etmiş. Nihat şaka yaptık ya. O şey yapma. Tepki gösterme yani. Biliyorum senin seninle biz çok şey elde ettik en azından çocuklarımıza kişilik kazandırma konusunda çok kazanımlarımız oldu. Teşekkür ederim ama sen her zaman bize uyuyordun. Hazır elimize fırsat geçmişken biz de sana bir şeyler diyelim dedik. Kazım Civek hocam okullar arası oldular. Nihat Armutçu değerli büyüklerime size selam saygılar. Ahmet Kipriççi, iyi yayınlar diliyor. Didim'den sevgilerini, saygılarını iletiyor. Abdullah Koca, hocam İmam Hatip Lisesi de voleybolda, İskilip'te, Çorum'da başarılıydı. Ee, İmam Hatip Lisesi de daha çok futbolda evet. başarılıydı, onu biliyorum. Ukan Haşlar, hocam iyi yayınlar dilerim, hürmetlerimi ileteyim. Vali abim Candır. Ukan bizden de sana selam, selam olsun. Ol. Bekir Serin, iyi yayınlar diliyor. Bahadır Telli, ellerinizden öperim kıymetli büyüklerim diyor. Mustafa Armutlu, hocam size ve konuklarınıza hürmetlerimi iletiyorum diyor. İsmail Zobar, iyi yayınlar diliyor. Ahmet Köprülü, voleybolu en güzel oynayan insanların hatıralarıyla dolu zevkli bir sohbet izliyoruz. Başarılı yayınlar diliyorum diyor. Ahmet Köprülü, selamlar diliyor. Kazım Civek, hocam iyi yayınlar diliyorum. E, Dimici abime ve Vali abime selamlar diyor. E, Abi mal müdürü kaymakam vekaletine bakıyordu diyor. Deminki fotoğraf için Mehmet Şahin vergi iyi yayınlar diliyor Hacı Aykut konuk olmak isterim bir gün ekip hazır tamam Aykut alırız seni burada tesbihatı anlatırsın. anlatırsın Hacı Aykut çok güzel tesbih yapıyor böyle taştan evinde her türlü ekipmanı var tornası frezesi ağaç ve şey işlerinde çok iyi taş işlerinde çorumda da birlikte çalışıyoruz sağ olsun. Yayınlarımıza böyle ihmal etmeden, sağ olsun hem e, yay şeyleriyle, yorumlarıyla, e, hem de dışarıda görüştüklerimizdeki destekleriyle bizi her zaman desteklemiştir. E, burada rahmetli şeyden de bahsetmek lazım. E, futbolu ayrı bir yer ayıralım dedik ama bu kadar futbolcuyu anmışken işte Ömer abi'yi andık, rahmetli. Çolak Yaşar abimi andık. Mehmet Elmalı'yı. Elmalılar. Evet. Kaleci, Ahmet Elmalı. Kaleci, kaleci, dedik. Mehmet, Mehmet, Elmalı. Evet. Ahmet, Ahmet Elmalı. Bu, bu, Mehmet o. Elmalı. Mehmet abi de iyi bir kaleci. İyi çok iyi bir kaleci. İyi, i̇yi bir kaleciydi. Değil. bir sezonda bir sezonda on tane penaltı kurtardı. İyi Ahmet, hatırlıyorum. Diyorsun? On tane penaltıyı kurtardı. Penaltı atamadılar O normal maçlar arasında gol yedi de. Hı. Penaltı şanstan mı şeyden mi güzel de kaleciydi. Ya ayağın iniyordu, ya dizin iniyordu, ya göğsün iniyordu, ya yerin 10 tane penaltı kurtardı. Bir sezonda. Onlar Aksu'daydın abi bizim hmm. mahallede. O Mehmet Vallahi abi futbol Ahmet zaten biz beraberdik. Evet. Sana Ahmet futbolcuydu. Şeydi. İkisi de futbolcuydu. futbolcuydu, futbolcuydu. Mehmet abi Okul takımında de... zaten ikimiz var. Birimiz defansa geçiyordum, birimiz ileri. Baş Ahmet sizin baş... sınıfta değil miydi? bizim sınıftaydın. Evet. Ya ikimiz ben atıyordum o önden gol atmaya koşuyordu. Bak 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 rahmetli görüyor musun? Hı. En baştaki sağ baştaki Mehmet Abi. Mehmet Elmalı. Sol baştaki de ziraatçı değil miydi? Neydi o? Sayf veteriner teknisyeni miydi o? He şey, Abdurrahim mi? Abdurrahim olmazdı. O, o da rahmetli oldu. O, o da o O yanındaki de benim o, o sensin abi. <laughs> e, o zaman da şişmanlamışım, şişmanlamamışım. Paltok giymiş, genç abi, takım ya. <laughs> Bu şey değil. E, asıl A adamım değil, genç takım, genç e, şey. Ahmet Körpeş de vardı. Ahmet yani. Körpeş var. Yani Mehmet Erman'ın yanındaki Ahmet Körpeş, onun yanındaki Kemal Çelik. Kalede dura dura kafa böyle kaldı işte Mehmet abi. Yok. Mehmet abi. Öyle derlerdi. Yok yok. Topu bekleye bekleye böyle kafa eğri kaldı yok. diye Mehmet şey derlerdi. Kafa öyleydi. Ben öyle Mehmet abi'yi şuradan da. iyi tanıyorum. Ee, rahmetli bizim <laughs> Mehmet Duman'ın çırağı. Tabii canım tabii. Mehmet, Burada Mehmet öyle. Duman, Rahmet Usta onu He. çok desteklerdi böyle şampiyon işte galeci o kadar destek verirdi ki. İzin almıyor dükkanına giderdik devamlı maçlara. Ben evet. galeci yok. Elmalı getireceğiz. Elmalı nerede? Çalışıyor. Şeyde. Çalışıyor dükkan. Çalışırken dükkandan cumartesi gün. Pazar gün değil de mesela cumartesi evet. maçlar maçları var. Cumartesi Ya abi biz Mehmet'e geldik. Usta mi itiraz etti? <laughs> Hiç itiraz etmedi. Seviyordu da yani Seviyordu. o kadar da destekliyordu ki. Hadi oğlum başarılar diler. Sırtınızı evet. sağlık gidiyoruz. ellerinde yatsın. İkisi de genç yaşta vefat etti. Yani. Peki bu şeyi ne diyeceğiz abi ya? Bu çocuklar şimdi niye yönelmiyorlar? Ne yapmak lazım? Daha yönelmiyorlar demeyelim. Onunla ilgili bahaneler uydurduk da gençleri spora heveslendirmek için katkı sağlamaları için aileleri ve çocukları nasıl ikna edeceğiz? Ne yapmamız lazım <laughs> sizce? Buradan ailelere ne dersiniz? Yani ben mesela bir öğretmen olarak şunu söylüyorum. Çocukların sporla ya da herhangi bir sanat dalıyla ilgilenmesi onların Emin olun akademik başarılarını çok artıracaktır. Öğrendiklerini evet. pekiştireceklerdi. İşte uzun yıllar hala ömrünü spora vakfetmiş bir abimiz var burada ve Türkiye'nin en de okulunu kazanmış ve avukat olmuş. Eğer spor engelleseydi sizi Tabii. engellerdi. Yani ee, Mustafa abi, çok abi. iyi yerlerden geldi abi. buraya engelleseydi Mustafa'yı engellerdi. Vakfı. Evet abi siz ne önerirsiniz? Yani velilere ne diyeceksiniz? Şimdi velilerin mutlaka katkısı olur şeyde de asıl şey e, yetişme tarzında çocukların. Çocukların eğitimi de yetişme tarzında. Çocuklar maddeci yetişiyorlar. Şimdi öyle oldu ki son zamanlarda para talep eder duruma geldiler. Bizim ne menfa menfaatimiz var? Ne şey bizim olup ne Biz destek. cebimizi ha, yırtık ha. diyorsunuz. Biz de. cebimizi yırttık. Onlar <laughs> biraz bir şeyler ve biraz saydığım takımların başarısı da Hepsi müesseselerde çalışıyorlar. Sehada, evet. Kağıt Spor'da çalışıyor. E, Kırıkkale Mühimmat, Kırıkkale Fabrikası'nda çalışıyor. Efendim şey e, DSI, de çalışıyor. Ve hepsi de lige çıktı bunlar. Hmm. Bunlar ligde oynadılar. Ama maddi kaygıları yoktu bunlar. Orada çalışıyor. Oranın elemanı, oranın şeyi. Ama şimdi ben şunu da biliyorum mesela. Böyle iyi sporcular alan kulüpler var. Var muhakkak yani Hakikaten iş veriyorlar. Spor, mesela yani, bugün işte e, İskilip Belediyesi'nin güreş takımını desteklediği gibi büyük şeylerde de, şehirlerde de böyle iyi sporcuları öyle. alıp kendi bünyelerinde e, spor takımı kuranlar, çalıştıranlar mutlaka çok fazla bence öyle. Bir de ailelerin şey yıldıran değil. şey şuydu hocam. E, çocuk sakatlanabiliyordu. Sakatlanır. Benim bildiğim birkaç tane futbolcu arkadaş mesela Hüseyin Böpreğe gitti. Evet, evet Mesela şey, bizden ya. büyük olan, bir yaş iki yaş büyüktür rahmet ettiğin bir senesini kaybetti. Kolu kırıldı futbol Hı. oynarken. Yani bu, bu tip şeyler de e, aileleri yıldırıyor. Ama şunu da düşünmek yani, lazım. Yani illaki futbol oynayınca kol kırılacak, voleybol oynayınca kol kırılacak diye bir değil, şey yok. Değil tabii. Muhakkak da ama... Bugün hayatın ama, akışında olabilecek şeyler. Ama özellikle futbol, voleybol değil evet. özellikle futbol e, biraz ağır bir spor. Ve üstelik ve, şimdiki şey halı saha. Evet, tabii ben bunu da anlatayım sana. Buyur abi. Yaş 50. Halı sahada maça gidiyor. Maça çıktık. Maçta gençler var. 20-25 yaşında gençlerden halı sahanın yeni kurulduğundaydı. Saha zemin düzgün değil. Düzgün de asıl o zemine ırmak kumu serilmesi lazımmış. Yani halılarla halının, halının altına değil. halının üstüne, üstüne serpiştirecek. Sermez. Ayağı kaymasın için. diye. Kaymasın yani. Kaysın diye. Kaysın diye. Şey ayağı Alıyor. tutmasın diye. Kırılmasın. Yani benim de ayak şey. E, güzel bir krampon aldım. Alsağa kramponu 2-3 maç yaptık. Son maçta bizim Savcı Bey, hakimler falan ondan gittik. Ben de vardım oldu. abi Var o mi? maçta. Vardım. Bir oyun oynuyorum ben de gayet güzel. İstekliyim diyor. İstekliyim. Evet. Güzel de oyun tutturuyorum. Evet. Şöyle o çıraklık eğitimin balkonu Hı. var. Oradan birisi varıyor. Koca kurt döktürüyor diyor. Döktürüyor bugün oyunda. Maşallah. Yani 5 dakika geçmedi benim ayağım bir çaktı. etti. dandan gitti benim burada. Tuttu şunu. Sağ ayağımı attım, sol ayağım gelmedi. Tuttu ya. Yapıştı. Yapıştı. Bir asıldım. Gitti benim. Kırıktan kötü. Ya hala Öyle. çekiyorum. 20 senedir Peki. çekiyorum. 20 senedir topallıyorum. Ama sahadan değer abi o balkondaki birisi ondan sonra değemez. Bence onun <laughs> yani. ondan ben sonra yani. Bilmiyorum. Evet. Yürümeyi bıraktık, koşuyu bıraktık. Bizim göbek büyüdü, şey büyüdü artık. Sporu bırakmamak yani gerekiyor abi. Yani Bırakmam. ne yapabiliriz? İşte Sonraki bıraktım ben o diyorum. A anladım onu da. Mesela biz ne yapabiliriz? İşte bu saatten sonra benim yapabileceğim işte doğa yürüyüşü yapmaya çalışıyorum. Yürüyüş. Evet. Yürüşüm. Bir futbol oynayamam, koşamam mesajları ben tekrar dönmek istiyorum. Bu akşam sayenizde çok farklı mesajlar geliyor. Mesela Mehmet Pekmezcan hocam. O da çok güzel voleybol oynardı. Okulda sanat okulunda biz oynardık. Pekmezcan hocamla falan. Yaşım, yaşım. Ali Yüksel Cengiz e, Mehmet Pekmezcan hocam, biz. İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Antalya'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Siz de konuk etmek isteriz burada. Emin Yapar, dayımın oğlu. Abim iyi yayınlar diliyorum. Konuklarınıza da saygı ve selamlarımı iletiyorum diyor. Sağ ol Emin. Şerif Ceniz. Ne varsa eskilerde var. Hayırlı yayınlar. Herkese saygı ve selamlar. Eski altın her zaman tama geçer. Öyle eski deyip de yani şey yapmayın, geçiştirmeyin. Mustafa Yıldırım. Hocam, İskilip Spor olarak ligde derece dereceye girip Şimdi adı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda o yıllarda Türkiye Kupası'nda İskili bir temsil ettik. Sene 1976 Trab Trabzon'da, Trabzon'da Akçabat evet. Spor'la oynamıştık. Oynamışlar evet. Evet işte diyorum ya onun için bu bir akşam burada bir futbol programı da yapmamız lazım. Yücel Karaköylü hocam saygılar konuklarınızda selamlar sağ olun Yücel teşekkür ederim. Bahri Katıcı iyi yayınlar hocam diyor konuklarınızda selamlar güreşi unutmayalım. Ben rahmetli Abdullah İmal 3 yıl sikletimizde birincilik aldık. Güreşi unutmuyoruz. Güreşi her fırsatta burada bahsediyoruz. Sağ olsun Adem hocamızla beraber çocuklarımız çok iyi bir ivme yakaladılar. Çok büyük başarılara imza atıyorlar. Balkan şampiyonu oldular ve ben bununla da kalacağını düşünmüyorum. Her zaman her fırsatta da söylemeye çalışıyorum. Bu spor kulübümüze yani iskilip güreşine ...bizim e, büyük destek vermemiz gerekiyor. Yoksa İskilip e, Güreş'i dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkaracak e, bir takıma sahip. E, bunu sadece belediyeye bırakmamamız lazım. E, maddi durumu iyi olanlar ekonomik katkılarını mutlaka sağlamaları lazım. Ve biz de tabii hepimiz de sadece maddi durumu iyi olanlar değil... ...hepimizin elimizden geldiğince... E, güreşçilerimize destek olması lazım. Ben kendi adıma diyorum ne yapabileceksin ben hazırım ama bunun için de bir organizasyon gerekiyor. Yani tek başımıza hazırız demekle de olmuyor. Mustafa Köprülü komşum Mustafa başarılar dileriz selamlar Ankara'dan diliyor. Bekir Kale hocam Vali abi benim gençliğimin ekolü ve örnek aldığım sevdiğim bir insandı diyor. Bekir de bizim okulumuzun öğrencisi. Mehmet İnanç Ertekin, saygıdeğer Mehmet abimize, baba dostuna çok selamlar diliyor. Bizden de size selam olsun. Bahadır Fidan, iyi yayınlar diliyor. Sağ ol Bahadır Yeğen, teşekkür ederim size de. hepsini söyledik, birçok şeyden bahsettik ama sahalardan bahsetmedik abi. bizim okulun, bizim okul diyorum Saradokulu'nun yanında, eskiden ofisin yanında bir Toprak saha vardı. İyi delikler vardı. Evet, evet. O iyi deliklerin dibinde Orada seyredi. futbol vardı. Yani futbol vardı. Or evet, e <laughs> orada bir de çeşme hatırlıyorum ben. Bir de çeşme vardı. delerin dibinde herhalde. Orada futbol sahası vardı. İlk saha oraydı benim bildiğim. Oradaydı ilk saha oradaydı. E voleybol olarak stat olarak, olarak geçiyordu. Stadyumla alakası yoktu. Yok, yok. Özelliği yoktu zaten. Ama, ama düzlüktü, topraktı. Ama ondan sonra işte sizin oraya Sarıdalı yapıldıktan evet. sonra Öbür tarafa şey yaptı. Öbür tarafı affedersiniz hayvan pazarı oldu. Evet. Hayvan pazarında biz antrenmanlara giderdik. Maçlar, özel maçlar yapardık. Yani resmi maç verilmedi de. Voleybol sahası... Bir, 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 belediye başkanının anısını söyleyeyim. isim söylemeden. Rahmetli şey Erdal Üstünel Hı. abimiz Avukat, avukat Kulüp Başkanı. Allah rahmet eylesin. Ona dedik ki ya belediye başkanına söyle de buraya başka bir yere hayvan şey yaptınız. Hayvan pisliğinden geçilmiyor. Biz bir şey yapıyoruz üstümüz başımız hayvan pisliği. Orada antrenman yapamıyoruz falan dedi. Gitmiş söylemiş. Ne dese beğenirsiniz isim önemli isim söylemiyorum. <laughs> ya demiş ne güzel işte bizim mallarına sizin mallar maç yapsınlar dedi. <laughs> bir belediye başkanı bunu diyebiliyor. Bir zamanın belediye o da başkanı. O da bizim ayıbımız abi. Belediye başkanının <laughs> ayıbı değil. Öyle <laughs> öyle muhterem birisini başımıza getirip diktiysek yani, evet. Hani hadisi şerif de var. Aynen Daim böyle dedi, bize, geldi da yerde dedi. Böyle, dedi. böyle diyor dedi. Başkan, dedi, Biz dedi, ona dedi. dedi. Mısın? seçmişiz ki o adam da bizi <laughs> yıllarca idare etmiş işte. Ne iyi demiş. Evet. Başka başka başka. Şey voleybol sahası olarak Muhammed Çam iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz Muhammed. Abdullah Kılıç hocam Mehmet abi sporda olduğu gibi memuriyet hayatında da sabırlı ve başarılıydı. Ondan hiç şüphemiz yok. Zaten o vasfıyla Mehmet abi kişiliğiyle ön plana çıkıp e, sporda bu kadar başarılar elde etti. Ahmet Yayın iyi yayınlar diyor İstanbul'dan. Orayı bir de bir, bir parantez açalım. İnşallah serbest avukatlıkta da başarı sağlarız. Altı 6,5 sene sonra tekrar üzerine serbest avukatlıkla Abi estağfurullah. İnşallah İstanbul'da başarı, yani başarı, başarı dileriz. Bir şey bizim Öyle bir dilekte dilemeye dilenmeye bile ben Öyle, icap ederim. Yok Al, yok. Öyle bir talep geldi. Biz de dedik artık boş gezmenin şeyi yok. Abi iyi yok. İyi olmuş. Çalışın. Bu, bu ülkenin size Beynimizi, zihnimizi evet. boş işlerden şey yapmayalım. Mesleğimizi devam ettirelim dedik. İn yapıyorsunuz abi. O Sizlere ihtiyacımız kabul var. Ettik, kabul ettik. Sizlere Biz var. şu anda var. çalışıyoruz. Serbest ben başarı var. dilemek gibi bir şey Sağ haddime Allah değil. Estağfurullah. Estağfurullah. Ondan asla kaygımız yok. Voleybol sahası şey yapıldıydı. Şimdiki Hükümet konağının yanına bir tribün falan bir Onu Onu da, da iyi O yani bir, ben bir emniyet son... müdürü müydü? Emniyet, emniyet amiri geldi. Evet. Emniyet amiri. Geçen de çok özür dilerim. İnternette internette bir haber okudum. Ölüm rahmetli dediler acaba o mu dedi? O oh, o muydu? Oh. Ama çok zayıflamış. O zaman iri yarışman mı? Evet, çok çok iri ayı. Çok iri yarışmandı. O onun sayesinde e, şeyleri çalıştırarak sanayiden ustaları getirdik. Hmm. O belediyenin şeyler vardı su boruları onlardan. Tribünü falan biz o zaman gördük zaten. Ne oldu? O türbinlerin sonuna geldim burada i̇şte, ya. Sonunda orada ev He yok. Çünkü Hatta ben oradan giderken akşamlarda Evet, dikilir seyrede. Orada akşamlar da oynadık. Öyle oldu. Ondan sonra Vallahi her tarafa saha yapıyorduk. Mehmet abi ormana başladı. Evet orman istilmesinin önüne saha yaptı. Böyle sahası oraya gidiyordu. O, ama oraya ben cezaevine şey, sevci almıyorlardı. doğru. Cezaevinin arkasına alayım. aldık, 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 aldık. sahası yaptım. Savcı Nevzat Bey vardın. Evet. O hükümet konağının yan tarafına yaptı. Böyle sahası. Şeyde. Zaten böyle sahamız okulun önünde okulun vardı. önünde vardı. Seyirci de rahat geliyordu ama şimdi abi malıyorduk diyor ama ormanın oraya seyirci de almıyorlardı. Hı. Oyuncu da almıyorlardı çok şey fazla. De biz öyle. <laughs> şimdi itiraf abi. bırak. Şu yok şunu söyleyeyim. E, cumartesi pazar aileler var, lojmanlar var. E, doğru. Orada pat doğru. Pat, onu, pat, ona... pat pat basket oynuyorlar. Yere betona vurdukça ses acayip Hı. gürültü yapıyor. Onu bir serzer işte Mondular müdür müdür bir ara yasakladı. Benim işte voleybol olarak ilk cumartesi. hatırladığım yani daha doğrusu sadece voleybol olarak da değil, türbünlü bir saha olarak evet. ıı, içindeki hükümet konağının yanındaki evet, yeri hatırlıyorum. Evet, orada var. var. Bizim okulun önünde vardı. En çok maçlar zaten bütün orada kurumsal kurumsalar maçları bizim orada olurdu. Hem bahçe olarak da güzel. Sonra lisenin önü biraz şeydi. öğrenci Kız öğrenciler de falan olduğu için. Bizim o maçlarımız da gidilmedi. lisenin önünden ne seyir evet. çekerdi. Çok. Yani. Bin, bin beş yüz kişi gelirdi. Ve hala mesela ben bu maçların eskisi gibi okullar arası maçlar da olmuyor herhalde. Olmuyor. Yani bir 19 Mayıs olurdu. Önceden başlardık işte maçlar olacak diye. yani kıran kırana demeyim de çok ciddi yarışmalar yapılırdı. Ve iyiydi futbol, voleybol. işte yendi, yenildi olabilmeli. Hala bu mesela kurumlar arası maç. Belki kurumlarda istek de çıkmadı artık. Birkaç tane kurum birleşmeye başladı. Ya, Baktın spor, olmadı. Mahallede yapan da yok. Ama olmalı. Millet iş yerinden çıkıp evine gidiyor. Ama ama biz olmalı. Biz stada yani. koşardık. Olmalı, olmalı, yani olmalı, Şimdi bu şeyden de kaynaklanıyor. İdarecilerden de kaynaklanıyor. Bak biz ben valisi de çok kupaldınız. Biz de 8-10 tane kupaldık. Tarım orman olarak birlikte evet. çıkıyorduk. Ben emekli olduktan sonra bir müdür gelmiş. Bunlar ne demiş Müdür Müdürün odasındaydı <laughs> kupalar. Bunları demiş. Atın bunları <laughs> Kupaları. Kupaları. Ermeni Bir de alan alsın demiş. Bu ne demiş? Burada burada işletme müdürü demiş. E, tabii, ne? Tabii, <laughs> Yani ö, önemi kalmadı artık. Sporun önemi kalmadı. Çok şey... Başarının önemi kalmadı. Bir kurum müdürü halbuki orada en azından o kurumda neler yapıldığını gösteriyor. Bu ilçede neler yapıldığını gösteriyor. Ona önderlik yapacak şeyler. Evet. Dediğiniz gibi yani kalite tepeden başlıyor. Eğer tepedeki adamlar şimdi mesela spora meraklı yöneticiler gelse insanlar da spora yöneleceklerdir. Eskiden hatırlıyoruz abi mesela Recai Akalan evet. bütün futbol maçlarında evet. çıkardı. çıkardı. Evet. Kendisi çıkardı. Evet. Buradan onu da saygıyla bizim, anıyorum. Bizim bir müdürümüz vardı Ahmet Akbaş şey Ahmet Başer. Başar, Ahmet evet. Başer. Ahmet Başer bizim şeydi. O da sakatlandı futbolda. O da tendon oldu. O ha da, öyle olmasına oldu. rağmen çıkıp oynuyorlardı ya. abi ya. Tabii teşvik ediyoruz abi. Evet, evet, dediğiniz gibi savcılar oynuyorlardı, hakimler Sa oynuyorlardı. Biz, sabah... biz 2-3 sene gittik hakim savcıyla. Ben şeyde çalışırken hiç cezaevinde. Karda yağsa şey de yasa, o halı sahaya gidilecek. Giderdik ya, mutlaka giderdik. mutlaka. prensipli olmalı. Karı temizlerdik, kino oynardık. Yani baştaki insan Öyle bunu değil. yaparsa o da yapıyor. Peki bunlara nasıl geleceğiz abi? Tekrar bunu nasıl elde edebiliriz? Yani tabii. deneyimleriniz bize nasıl bir yol gösterecek? Olmayacak mı? Yapamayacak yani, mıyız bunu? Zor biraz da imkansız değil tabii. Mutlaka bu eğitimden geçiyor. Başta eğitim, eğitim, aile eğitimi, okul eğitimi mutlaka ve idareciydim. Başta onlar yani. İşte onlar. birileri sporu sonra... yapıp e, geçti gençlere sevdirmesi lazım. Evet. Şimdi yeni geçtiğim bir tek bildiği bir şey var. Bilgisayarın karşısında oyunun oyunu keyfine bakayım. Tembellik diz boyu. Ve üstelik bunu da gideyim spor yapayım demiyor. Benim oğlanı gönderdim futbola. Niha'nın takımında ta 10 sene oynadı. Şimdi ben dedi gitmeyeceğim baba. Neye gideceğim oğlum? Ben voleybol oynayacağım. Tamam, tamam. voleybol oyna. Olsun bana öğret dedi şimdi okula Yaşar Hoca şey yapmış evet. virüs vardı He, şimdi onu da bıraktılar o da yok şimdi bir yani artık içerisinde kimse dikkat ettiğini görmedik maça gelince mi dikkat ettiğin? Vallahi ben kendim ya. götürüyordum ya üç sene beş Keşti. sene aşağı götürdüm Keşti ya, ya. Yani. spora şey diyorum oynadı bir iyi yani bir de şey yok halkta spor bilinci spor şeyi yok yani bir sevgisi bir, yok spor sevgi spor şey yok Hı -hı. Yani Yok. kurallarını bilmek şey mi? Yok. Biz çoruna, Abi oynama isteği çor, nereden öğrenecek? Şampiyon olduğumuz mi? zaman ilan ediyorduk şeyden belediyeden. İşte İskilip Spor, İskilip Gençlik 3, e, Çimento 1, İskilip Gençlik 3, Kültür Spor 0, İskilip Gençlik 3, Çorum 0. Bu ne lan? Hep 3-3-3 değil. Niye 4 oluydu? <laughs> Bilmiyor ki adamın 3 seti alınca maçın rahat <laughs> geleceğini. Adam böyle sezlenişte bulunuyormuş. Hep 3 atıyor lan. Yani Niye dört olmuyor? Niye dört olmuyor lan? Voleybol bu, Voleybol üç set alandı. Galip geliyor zaten. Yine de küçümsüyorlardı ya. ya. Küçümsüyorlar yani. Şimdi geçen yani. E, sene Çorum'da çocukların maçı vardı. Maça gittik. Hal sahadan şey, kapalı spor salonundan bir ses geliyor. Bir girdim içeri. 13, 14, 15, 16 en fazlası. Geç çocuklar abi. Harika ya. Bir voleybol oynuyorlar. Bayıldım ya, ottum. Dışarıda maça bakmıyor, burada maça baktım. Ya değil niye mi? bizim burada olmasın evet. patır patır ne, patır niye patır, patır ne güzel ya bayıldım bayıldım. Ondan sonra işte eğitimdeki başarısızlıktan bahsediyoruz olması da mümkün değil çok zor spora mutlaka yönlenmek lazım. Yönlenmek lazım herkesin spor yapması Kesinlikle. da şart. Kesinlikle Mehmet Yel, Yel iyi yayınlar diliyor ee, Sabri Armutlu iyi yayınlar diliyor Ahmet Avşar e, Karavafur hocamın şey affedersiniz Tavuş hocamın çok oğlu. Hayırlı akşamlar Sabri Bey, size ve konuklarınıza selamlar. Sesinizi duyunca yatamadım, zevkle seyrediyoruz. Nurettin Hoca sol, Mehmet Bey sağ küter, Evlice ve Çakır da vardı. Eski okulun bahçesinde, bak galiba, burayı unuttuk, şey, ortaokulun şey, bahçeyi unuttuk. Şey, şey, şey. Burada eski ortaokulun bahçesi, evet evet evet. Eski okulun, iyi ki hatırlattınız, teşekkür ederim. Eski okulun bahçesinde çok seyrettik. Bu arada Nurettin Maden Hoca'yı da hatırlayalım. Nurettin Maden Hoca'm rahmetli güreşçiydi. Onu güreşçi şey yapardık. İsmail için İskilip Spor'un başkanı. Rahmetli Hacali Ertürk. Evet. Hı -hı. evet. Rahmetli Hacali Ertürk. Allah rahmet eylesin. İyi ki hatırlattı Erişen. Teşekkür ederim. Evet. Ben şimdi, şeyler söyleyecektim zaten. Abi onları başkanlarına. Şu, şu fotoğrafı başkan. bir yorumla ondan sonra. Demin ki fotoğrafa gelebilir miyiz? Onu pas geçmeyelim. Evet. Soldan siz. Evet. Mustafa. Kessek değil kestik. mi o? Evet. evet. Ömer, Ömer Demircan. Ha Ömer Demircan. Alttaki abisi Selahattin. Şun Nur, Nurettin. Erişen. Nurettin. Yavuz. Yavuz. Allah İsmail Eriş. Yavuzu bilmiyordum. İsmail Eriş. Yavuz pasördü. İyi fena değildi. Pasördü. Bir de Selahattin ya. var orada. İsmail Eriş 3 numara. İsmail Ercan ortasın bak 3 numara. Demediler de mi? Aa güzel harika pas <laughs> Evet. E, Sümer Yaşar iyi yayınlar diliyor. Size ve yayın konuklarınıza selamlar diyor. Bizlerine selamlar. Evet abi o yöneticileri mi sayacaklar? Yöneticilerimiz e, karışık yani olsun, sıralama olsun, değil olsun. de. Olsun Onları da geçmiş yardım edelim. Şeref şan, Şanlı vardı. grup Başkanı Hüseyin Kadeh. Şükrü abime de buradan geçmiş olsun diyoruz. Ayağı kırık evde. Geçmiş, geçmiş olsun. Onu da olsun. buraya konuk olarak alacağız alamadı. Er, Erdal Üstüner rahmetli oldu. Evet. Ali Çöz Ömer Ulucan rahmetli oldu. Hacal Ertürk rahmetli oldu. Reis Yumurtacı, Mustafa Derin, Mustafa Ertekin, Mehmet Dimici, e, Coşkun Akkoca, Yaşar Kaygısız Rahmetli. Benim bildiğim, hatırladığım bunlar. Ondan sonra kimler oldu bilmiyorum. Yani bu arada olan olsa hatırlamayabilirim, hatırlamamış olabilirim. Çünkü artık yaşımız kemal erdi. Ya abi bırak şu ikide bir yaşı getirme ortaya. Daha biz sizden çok ümit varız. Didem Dimici diyor bak abi. Didem Dimici <laughs> hızım, Çeliz. uzun. İyi yayınlar. Babamdan birçok kez dinlediğim spor anlarını burada dinlemek ayrıca keyifli oldu. Biz de o keyfi yaşamak için abimi buraya çıkardık. Selam ve saygılar. Bizden de selam ve saygılar Rize olsun size. Rize'de. Ne güzel. Rize'de. Cennet Rize'den. Rize'de. Ben çok seviyorum Rize'yi. Çok Rize'de. beğeniyorum. Rize Ardeşen. Ee, Ardeşen'den Ardeşen. bir de üstelik. Ardeşen. Çamlıhemşin. İşte Ayder Mayder. Hep sordu. Ardeşen'de o sel vakasının olduğundan iki gün önce Ardeşen'deydim ben büyük bir selde birkaç kişinin öldü. Abicim ayağınıza sağlık. Söylemek istedikleriniz var mı? Estağfurullah. Ee, Neler ta, söylersiniz? Takımı da şey Buyur tabii ki say takımı da ta, sayar. Ta, 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 ta. Benim hatırladığım kadarıyla birkaç tane valim şey yaptı e, sağlık meslek lisesinden birkaç kişiyi unutmuşuz. Ha. Onları da, onlardan da özür diliyorum. Mustafa Kuşgöz İskil bunun asıl oyundan e, şey takım Mehmet Kestek, Hüseyin Ünal, Osman Avukanoğlu, Mehmet Demirci, Ahmet Dursun rahmetli oldu. Ömer Demircan, Faruk Peker, Yavuz Sarastan, İsmail Erişen, Selahattin Faruk Demircan. Faruk Peker mi? Faruk Peker. O da oynardı. Bir arada geliyordu. Ha. Selahattin Hı -hı. Demircan, Hı -hı. Mehmet Uygun ve Mustafa Semerci rahmetli oldu. O da, Hı -hı. Bizim e, hatırlayabildiğimiz kadarıyla bunlar... Bunlar az takım herhalde. Az takımda, az takımda. Bunlar şampiyon olan az takım. Evet. Mustafa'm sen ne diyeceksin kardeşim son olarak neler söylersin? Vallahi voleybolu <laughs> güçlendirelim derim ben, yetiştirelim ya takım yetiştirelim yeniden ya. bir salon yeniden yapalım canlı. yeniden çocuklardan yetiştiririz. <laughs> İnşallah niye olmaz? Ben hmm. olabileceğini ya, düşünüyorum. Ya olmayacak bir şey yok. Ama bir salon işine salon keşin evet, olması lazım. O istiyor birisi. yakın bir yere salon. Stadın yanına olabilir mesela. Mesela Aşağı şey öyle demiş yanında. Hakan Parpucu öyle demiş. Voleybol genç ihtiyarlarla tekrar canlanabilir. Aynen öyle. Heyecanla Kim diyor. Kim onu diyor? Hakan. Hakan Parpucu. Hı -hı. Hmm. Ee, Osman Gündüz, hocam konukları hayırlı cumalar, selam ve dua ile. Züriyet Baran, sevgili hocam ellerinizden öperim diyor. Sağ olun, var olun. Mehmet abime, Vali abime, Samsun'dan selam ve saygılarımız diyor. Uğur Baran, Hı -hı. Ha, bizim Uğur deminden bahsetmiştik. Selam. Sağ olun, ne güzel. Ee, Osman Gündüz, Mehmet Demirci, çalışma avukat abimiz. Ee, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bir de, buyurun abi. Buyurun tabii ki son olmasın. Varsa bir söyleyin de, lütfen. E, bizim her maçımıza gelen Celal Kavaklı vardı. İmam hatip oldu. Hmm. Memurdu. Her maçımıza ışın oluyor zaten maçlar. İçimiz buz gibi. soğuk. salon çoğu zaman yanmıyordu galeri falan. Bize termosunu çay getirirdi. Her maçımızda mutlaka gelir bulunacak. Ama seyircilik futbol oyunculuktan zor. İster voleybolda olsun tabii, ister futbolda olsun. İrfan Bey de, de gelir. İrfan Bey her maça gelirdi. Sizin hocamız İrfan Çağlar İrfan hocamız. Çağlar hocamız. Profesör Doktor Fahri, İrfan Çağlar. Fahri idareci gibi her evet. maçımıza gelirdi. Her fotoğrafımızın bir... fotoğraflarında vardı. Çok mutlu vardı. oldu. Ve o onda buradan Evet yani teşekkür Bir borç biliyorum. Voleybol ya da futbol oynamak ayrı bir keyif. Ama bunu şey olarak, izleyici olarak gelmek çok daha farklı ve zor. Ben bugünün anısına sizlere böyle Facebook'ta ve YouTube'da yayınladığımız fotoğrafları çok veriyorum. Günün anısına saklarsınız, mutlu teşekkür oluruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah ömür verirse haftaya yeni konuk ve konuklarla... Birlikte olmak dileğine. Hoş akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere.